Herkese merhabalar. Bugün sizlere güneş almadan yetiştirebileceğiniz bitkiler hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum sevgili çiçek severler. Bulunduğunuz ortam bazen güneş almıyor olabilir ve aydınlık değilse de bitki yetiştiremem diye lütfen düşünmeyin. Evet, bitkilerin büyük bölümü aydınlık ve güneş ister. Doğrudur ve daha faydalı olur. Daha canlı renkleri ve canlı çiçekleri olur. Ancak bunlar olmadan da yaşayabilen bitkilerimiz bulunmakta. İşte bunlardan 5 tanesini size aktarıyorum. Lütfen not alın. Evet, öncelikle erel tohutları güneşe ihtiyaç duymayan bitkilerin başına gelir. Harika bir seçenektir çünkü iç mekan bitkilerinin normal kalın yapraklarından farklı olarak erelti eğrileri vardır. Çoğu erel tohutu düşük ışıkta iyi bir şekilde yaşarlar sevgili çiçek severler. Bunun haricinde begonyalar var, şeker begonyalar. Bu bitkilerimizde yine çok çeşitli yaprak renkleri ve şekilleri sunarlar ve doğrudan ışık olmadan oldukça mutlu yaşayabilirler. Bu çiçeklerde dikkat etmemiz gereken nokta çok fazla su olmamasıdır. Islatmamız lazım ve kurumasını beklememiz gerekiyor. Eğer çok fazla şey yaparsak, yani ıslatırsak, zaten güneş ve aydınlık olmayacağı için de bitkimizin çürüme durumu, köklerinde mantar olması, böceklenme durumu toprakta çok çabuk olacaktır ve bu bizim için bir sıkıntı teşkil eder. Bu nedenle çok güneşin olmadığı yerlerde sulamayı da belirli bir tempoda yapmamız lazım. Sulamayı yaptıktan sonra da yine kurumasını beklememiz, bitkinin tahliye deliklerinin, vazonun tahliye deliklerinde olması gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Evet, diğer bitkimiz nanedir sevgili çiçekseverler. Biliyorsunuz nane genelde bahçelerde yabani olarak da çok rahat bir şekilde yaşayabilen, güzel kokusuyla hem yemeklerimizde kullanmış olduğumuz hem de işte sakızlarda kullanılan bir aromatik bir bitkidir. Bu bitki dediğim gibi çok bir özen gösterilmesi istenmez. Toprak, hafif bataklık gibi bir su ortamı ve aydınlık yeterli olacaktır. Bu evimizde bakacağımız nane için de aşırı bir güneş olmadan bakma imkanı anlamına gelecektir. Eğer bakmak isterseniz dediğim gibi bu bitkiyi de yine çok güneş almadan bakma şansınız bulunmakta. Diğer bir bitkimiz sarmaşıktır. Bu bitki özellikle bahçenizde kolay yetiştirebilirsiniz. Öyle hızlı büyür ki kökünün toprakta olması yeterlidir. Bunun dışında çok fazla bir şeye ihtiyaç duymaz. Kökten büyüdüğü için ve sarıla sarıla dolaştığı için orada güneşten almış, güneşten almamış gibi bir durum söz konusu değildir bitki için. Bunun haricinde son sayabileceğim bitki de yosun teraryumudur. Cidden çok az ışığa sahipseniz yosun teraryumunu oluşturmaya düşünmeye başlayabilirsiniz. Sadece neme ve aydınlığa ihtiyaç duyuyor. Onu ışığa döndürecek bir pencerenin yanında konumlandırın ve gelişmesini seyredin. Biliyorsunuz yosun teraryumlarının bildiğiniz bütün teraryumların içinde kullanıyorlar. Şekil olsun, desen olsun diye. Özellikle orkidenin altına koyuyorlar. İşte sukulentlerin altına koyuyorlar. Hoş bir ambiyans oluyor sevgili çiçekseverler. Bu saymış olduğum 5 bitki güneş görmeden sadece az aydınlıkta bile size fayda sağlayabilir. Meyvesini verebilir, kullanabilirsiniz. Tavsiye eder miyim, etmez miyim? Onu kendi kişisel olarak çok fazla kullanacağım bitkiler değil bunlar. Özellikle begonya haricinde çok fazla benim tercih edeceğim bitkiler değil ama tabii herkesin bitki beğenmesi ve tercihleri farklı oluyor. Yine bunu da size arada aktarmak istedim. Varsa yorumlarınız videonun altına lütfen yapın. Oradan yine size bilgi aktarmaya çalışacağım sevgili çiçekseverler. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşçakalın.